Evet sevgili öğrencilerim, dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik ve konumuz geometrik cisimler ve şekiller. Şimdi konumuza başlarken burada bazı geometrik cisimlerimiz var. Bunları kenara alıyorum. Başlıyoruz. Geometrik cisimler ve şekiller dediğimiz zaman ilk olarak önceki bilgilerimizi bir hatırlayarak başlamak istedim. Burada bir eşleştirme önümüze çıkıyor. Daha önceki bildiğimiz konular bunlar, şekiller, daha önce karşılaştığımız şekiller. Bunları eşleştirerek dersimize başlayalım. Farklı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şeklimiz var ve bunların karışık şekilde isimleri verilmiş. Şimdi hep birlikte bunları eşleştireceğiz. İlk şeklime bakıyorum. Kenar sayısına bakıyorum. Kenar hangileriydi? Kenar dediğimiz yerler. Şuralar bizim kenarlarımızdı. Buralar köşelerimizdi. Şu içte yer alan kısımlar da açılardı. Kenar sayısına baktığım zaman 1, 2, 3 tane kenarı var bunun. Demek ki ben buna kenar sayısına göre isim veriyordum. Hatırlayalım. Buna ben o zaman üçgen diyorum ve üçgenle eşleştiriyorum. Sıradakine geldim. Bunun da kenar sayısını sayarak başlayacağım ilk olarak. 1, 2, 3, 4, 5 tane kenarı var. Bakıyorum, demek ki kenar sayısıyla isimlendirilecekse buna da beşgen diyorum. Bu iki şeklim bitti. Geldim şuna. Bakalım kaç tane kenarı varmış bu şeklin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kenarı var. 8 tane. Demek ki bu da bu sekizgen ile eşleşecek. Diğer şeklime geldim. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane kenar sayısı var. Demek ki bu da altıgen olacak diyorum. Şimdi hangileri kaldı? Bu, bu ve bu kaldı. Şimdi bakıyorum. Bunun kenar sayısı var mı? Yok. Kenarı yok. Köşeleri var mı? Köşe sayısından işe yapmaya çalışsam. Köşesi de yok. Neydi bu? Bunu hatırlayalım. Neydi? Çemberdi değil mi? Buna da çember diyorum. Bu köşe sayısı ve kenar sayısına göre isim almıyor. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Acaba dörtgen mi diyeceğim? Ama dörtgen yok isimlerimin arasında. Bakıyorum. 4 kenarı da birbirine eşit. 4 kenarı birbirine eşit olduğu zaman ben bu isme ne diyordum bu şekilde? Kare diyordum. Kaldı bir tane. Zaten burada da bir tane ismimiz kaldı. Geometrik cisim ismi. Neydi? 4 tane yine kenarı var ama yine dörtgen diyemeyeceğim. Karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğu zaman buna da dikdörtgen diyordum. Böyle kısa bir hatırlamadan sonra evet, bakıyoruz şimdi geometrik cisimlerimize. Burada sırasıyla tek tek işleyeceğiz geometrik şekillerimizi. İlk olarak şuradan başlamak istiyorum. Elimle bir tane küp alıyorum. Siz de evinizde bu şekle benzeyen bir eşyayı elinize alarak bu etkinlikleri daha kolay yapabilirsiniz. Şimdi şunu yanına koyuyorum. Bu benim küp örneğim. Bakıyorum şimdi, burada küpün üstünde, bunun ismi küp. Küpün üstünde bazı yerler bazı isimler alıyor. Şuralar. Şuralar, şu gösterdiğim sivri yerler, küpün nereleri? Köşeleri oluyor. Yani şuralar küpün köşeleri. Yüzü varmış, nereler yüz? Şuralar, buralar, çizdiğimiz yerler küpün yüzü oluyor. Ayrıt demiş, ayrıtlar nereler? Şimdi sivri yerlere baktım, buralara da baktım. Demek ayrıt dediğim yerde şuralar olacak. Buralarda küpümüzün ayrıtıları olacak. Şimdi hep birlikte diyor ki bize, bunlardan kaçar tane olduğunu soruyor küpte. Hep birlikte sayalım. Nokta nokta tane köşesi vardır diyor. Belli değil, biz sayacağız. Köşeler nerelerdi? Şuralardı. Hadi hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane köşesi varmış. Yüzü soruyor. Kaç tane yüzü vardır diyor. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, bir de alt taraftaki yüzü, yani 6 tane yüzü var
Buradan gidiyoruz. Şimdi ayrıt sayısını soruyor. Yani şu kısımları soruyor bana, kaç tane ayrıt oldu. Ayrıt sayısı acaba bunlardan fazla mı çıkacak, az mı çıkacak, bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane burada var. Çevirdim. 5, 6, 7. Çevirdim. 8, 9. Çevirdim. 10, 11, 12. 12 tane ayrıtı var. Yani şu şekil üstünde de bakalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ayrıtımız varmış. Bu küp şeklimizde. Bunu bitiriyoruz. Geliyoruz kare prizmaya. Kare prizmaya örnek olarak şunu aldım ben. Bunlar Deniz'in oyuncakları. Bunlardan sizlere örnek vermek istedim. Bakıyorum, her tarafı kare mi? Bunun her tarafı neydi? Kareydi. Ama bunun her tarafı kare değil. Burası ve alt kısmı kareyken yan tarafları dikdörtgen şeklinde. Bu yüzden biz buna kare prizma diyoruz. Şimdi yine aynı küpte olduğu gibi buralara köşe, buralara yüz, şuralara da ayrıt diyoruz. Hadi birlikte sayalım. Kaç tane köşesi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Kaç tane yüzü var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane yüzü var. Kaç tane ayrıtı var? Yine çizgileri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Ne oldu? Birbiriyle köşe sayısı, ayrıt sayısı ve yüz sayısı aynı çıktı. Küp ile kare prizmanın. Şimdi geldim dikdörtgenler prizmasına. Dikdörtgenler prizması dediğimde de her tarafı dikdörtgendir bu prizmanın. Burası, 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 bütün yüzleri dikdörtgendir. Şimdi bunların köşe sayısı, ayrıt sayısı ve yüz sayısına bakalım. Kaç tane köşesi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Kaç tane ayrıtı var? Ayrıt dediklerimiz neydi? Bu çizgilerdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Yine 12 tane ne çıktı? Ayrıtı çıktı. 6 tane de saydığımız zaman 100'ü çıkacak. Geldim üçgen prizmaya. Yine bir tane üçgen prizmam var elimde. Buraları üçgen, yan tarafları dikdörtgenden oluşuyor bu şeklimin. Yine ben şuralara ayrıt, şuralara köşe ve şuratına da yüz diyorum. Bakalım şu üçünün sayıları aynı çıktı. Bunda da aynı çıkacak mı? Kaç tane köşesi var diyor bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşesi var. Kaç ayrıtı var diyor. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak bunda 9 tane ayrıt çıktı. Bunlardan daha az. Hemen yüzü soruyor. Kaç tane yüzü vardır? Hadi buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 de bir de alttaki 5 tane yüzü vardır diyorum. Geldim bir diğer geometrik cisimlerime. Bunlar şimdikilerden biraz daha farklı. Ne diyorum? İlk olarak silindir şeklime bakıyorum. Silindir şeklim işte bu. Üst taraflar ve alt taraf daireden oluşurken yan tarafta bir tane kıvrılmış olan bir dikdörtgen yüzüm var. Şimdi buna bakıyorum. Acaba buradakilerin yüz sayısı, ayrıt sayısı ve köşe sayısı nasıl? Hemen bakalım birlikte. Silindirin köşesi ve ayrıtı yoktur. Ne diyorum? Köşe ve ayrıt yok silindirde, tamam mı? O yüzden yüz sayısına bakacağız biz bunun. Alt ve üst, o üstte olmak üzere iki tane yüzü var. Bir altta bir üstte iki tane yüzü var diyoruz. Alt ve üst yüzü nedir? Aynı ne söylemiştik? Alt ve üst yüzünde daire, bir yüzü ise pardon şöyle daire, bir yüzü ise dikdörtgen demiştik, değil mi? Şimdi geldim koniye. Koni örneğini bulamadım evde. Aklımıza hemen bir dondurma külahını getirebiliriz. Şimdi ona bakacağız. Acaba koninin köşesi ve ayrıtı var mı? Koninin de köşesi ve ayrıtı yok diyoruz. Altta bir tane ne var? Altta bir tane yüzü var.
Değil mi? Bir tane yüzü var altta ve bir de eğri yan yüzeyi var. İşte şu üsttekine eğri yan yüzey diyoruz. Yani o zaman kaç tane yüzü varmış? Bir tane yüzü var. Alt yüzü ne şeklinde? Yine daire şeklinde diyoruz. Geldim küreye, bildiğimiz yine evdeki bir top örneğini verebiliriz. Eğri bir yüzeyi vardır diyoruz. Hemen bir dikkat, bir notumuz. Köşe ve ayrıtıları yoktur diyoruz bu üç tane şeklin. Şimdi şu alt tarafta ne verilmiş bize? Açılmış şekilleri bulalım diyor. Bunlar geometrik cisimler ama açılmış halleri. Küpün, silindirin, koninin, kürenin, işte dikdörtgen prizmasının, kare prizmasının açılmış şekli bunlar. Açılmış ve bize verilmiş. Haydi diyor, bunları siz eşleştirin diyor bize. Hemen eşleştirelim. İlk örneğime bakıyorum. Alt tarafında bir tane daire görüyorum. Üst tarafında eğri bir yüzey var. Hemen aklıma ne gelecek? Koni gelecek. Bunun o zaman açılmış şekli, bu açılmış şekle koni diyorum. Bakıyorum tüm yüzeyleri kare. Tüm yüzeyleri kare olan şeklim neydi benim? Evet, çok güzel. Küptü. Geldim, iki tane üçgen gördüm burada. Üçgeni gördüysem yan tarafları da dikdörtgen olan şekli hatırlıyorum. Yani neydi bu? Çok güzel, üçgen prizma. Hemen buna bakıyorum. İki tane daire ve bir tane dikdörtgenden oluşmuş. Hemen üst tarafa bakıyorum, hatırlıyorum. Neydi? Alt ve üst yüzü daire olan, bir yüzü dikdörtgen olan şeklim benim neydi? Silindirdi. Hemen diğerine bakalım. Her yüzeyinde dikdörtgenden oluşmuş bir şekil. O zaman ben buna dikdörtgen prizma diyorum. Yine bakıyorum. Dikdörtgen var ve kare var. Kare olsaydı hepsi küp derdim. Hepsi dikdörtgen olsaydı dikdörtgen prizma derdim. Ama hem kare hem dikdörtgen var. Bundan oluşan şeklimizin adı neydi? Hem kare hem de dikdörtgenlerden oluşan şeklimin adı kare prizmaydı. Evet, iki tane daire ve bir tane dikdörtgen gördüm. Hemen aklıma silindir geliyor. Yine her tarafı daireden oluşmuş bir şekil, aklıma hemen küp geliyor. Bunu da bu şekilde eşleştiriyoruz çocuklar. Şimdi birkaç tane sorumuz var. Bunları çözerek devam edelim. Bu gördüklerimize yönelik birkaç tane soru hazırladım. Bunlara bakalım şimdi hep birlikte. İlk sorumuz, şöyle birlikte inceleyelim. İlk sorumuz da diyor ki, yukarıdaki geometrik cismin adı ve mavi renk ile gösterilen bölüm sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şu şekillerimi bir hemen gözümün önüne alıyorum. Sıralıyorum. Şöyle şekillerim vardı benim, değil mi? Bu şekillerden hangisine benziyor? Şunları çıkarıyorum. İşte buna benziyor. Buna biz ne demiştik? Küp demiştik. İlk olarak cismin adını soruyor. Zaten kare prizma değildir. Silindir de değildir. Bunun adı küptür. Bana şimdi diyor ki şu mavi ile gösterilen yer küpün neresidir diyor. Nereleriydi? Köşeleriydi. Demek ki cevabım A seçeneği olacak. Bir diğer soruma bakıyorum. Burada da diyor ki yukarıdaki geometrik cisimlerin ayrıt sayıları sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir diyor. Ayrıtlar neydi? Nasıl buluyorduk ayrıtları biz? Köşeleri, yani şuradaki çizgileri sayarak buluyorduk, değil mi? Hadi birlikte bulalım ayrıt sayılarını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunun ayrıt sayısı 9'muş. İki tane seçeneğimde ilk şeyler, sayılar 9. Şunu bir eledim o zaman. İkinciye bakıyorum. Hemen ne görüyorum? Bu üçlü bir tane bizim geometrik cisimlerimiz vardı. Koni, silindir ve daire. Bunların nesi yok demiştik önemli olarak? Köşe ve ayrıtı yok demiştik, değil mi? O zaman ben buna 0 diyorum ayrıt sayısına. Hemen bunu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitti mi? Ayrıt sayısı bitmedi. Görmediğim yerlerde var. Zaten bu neydi? Dikdörtgen prizmaydı. Dikdörtgen prizmanın ayrıt sayısı kaçtı hatırlayalım. 12, 9, 0, 12 C seçeneği olacak bu da. Geldim bir diğer soruma.
Yukarıdaki yandaki geometrik şekilde rakamların gösterildiği bölümlerin adları nelerdir diyor. Şuradaki mavi yuvarlağıma bakıyorum. Ben buralara köşe diyordum. Hemen şuradaki çizgiyi vermiş. Buralara ayrıt diyordum. Şurasına da yüzeyi diyordum. O zaman birincisi köşe olacak. B değil, C değil. Demek ki cevabım A. Her zaman eleyerek de gidebiliriz diye sorularda söylüyorduk değil mi? Geldim bir diğerine. Bu da işte günlük hayatta karşımıza çıkabilecek geometrik şekillerin modellerini vermiş bize. Yukarıdaki modellerin yüzeyleri kullanılarak geometrik şekiller çizilecektir. Buna göre hangi sembollerin gösterdiği şekiller için yanlış modeller verilmiş diyor. Şimdi şuradan başlayarak gidelim bir. Çember diyor. Burada verdiği model ne? Bakalım. Bir yüzük göstermiş bize. Üçgen çizecekmişiz. Bize kitap vermiş. Kitabın her yüzeyi nedir? Bir tane kitap örneği göstereyim hemen size ben buradan. Kitabın tüm yüzeyleri dikdörtgen, dikdörtgen, dikdörtgen. Şurayı çevirdim, dikdörtgen. Tüm yüzeyleri dikdörtgendir. O zaman ben bununla üçgen çizemem ki. Buna bir çarpı atıyorum. Bakıyorum şey, zar. Zar neydi? Küpe örnekti değil mi? Ben bununla küpün bütün yüzeyleri kare olduğu için ben bununla ne çizemem? Küpün bütün yüzeyleri kare olduğu için bununla ben dikdörtgen çizemem. Diğerine geliyorum, bir hediye kutusu. Hediye kutusu, şöyle bir düşünelim, şöyle bir hediye kutusunun tüm yüzeyleri kare. Ben bununla bir kare çizebilirim. Buna da tamam dedim. Şuna kalıyor geriye. Çember çizebilir miyim bu yüzük örneğiyle? Hemen bakıyoruz. Yukarıdakilerle tabii ki bir örnek çizilebilir. Yukarıdaki modellerin yüzeyleri kullanılarak geometrik şekiller hangilerinde o zaman yanlış verilmiş? Hangisinde? Ay ve kalp. Yani cevabım C olacak. Evet sevgili çocuklar, bu şekilde bugünkü konumuzu da bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.